Çoğu üniversite adayı bizim psikolojide geç ergenlik olarak adlandırdığımız bir dönemden geçiyorlar. Bu dönem tek başına karar verme becerilerinin oturduğu, ilgi alanlarının sabitlendiği ve kişinin hayattaki rolünü ve yerini sorguladığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii böyle bir dönemde, böylesine bir kararla karşı karşıya kalan öğrencilerde de stres çoğu zaman karar vermeyi, sağlıklı ve doğru karar vermeyi engelleyecek düzeye kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bu dönemde verecekleri kararın onların hayatlarını yönlendirecek tek karar olmadığını ve bu kararı her zaman ileriye dönük olarak telafi edebileceklerini veya başka kararlarla destekleyebileceklerini göz önünde bulundurmaları onlar için faydalı olacaktır. Örneğin bir bölümde okumaya başladıktan sonra o bölümün kendi ilgi alanlarının tamamını yansıtmadığını düşünen bir öğrenci, aynı üniversitede veya başka bir üniversitede bir bölüme yatay geçiş yaparak ilgi alanlarını yansıtan bir alanda akademik çalışmalarına devam edebilir. Aynı şekilde kendi ilgi alanını yeni ilgi duymaya başladığı bir alanla birleştirerek çift anadal programlarında çalışabilir ve akademik çalışmalarını tamamlayabilir. Yine okul içindeki ve okul dışındaki birçok sunulan sosyal aktivitede de görev alarak ilgi duydukları sanatsal veya sportif aktiviteyi uygulayabilirler ve böylece akademik çalışmalarını çok da renklendirmiş ve tüm ilgi alanlarını kapsayacak hale getirebilirler. O nedenle hiçbir zaman şu anda verdikleri kararın onların hayatlarını tamamen yönlendirecek veya başka hiçbir şekilde telafi etme haklarının olmayacağı bir durumda düşünmemeleri gerekir. O nedenle bu şekilde düşünürlerse stres düzeylerinde oldukça yüklü bir azalma olacaktır.